200'ü aşkın makinamız var. 200'ü aşkın yine web 3 instansımız var. Uygulama sayısı da yine 250. Devam edelim. Bugün GMX anlatacağız. GMX anlatmaya bir motive eden ne? Ondan bahsedeceğim biraz. GMX'in temel kavramlarından bahsedeceğiz. GMX'teki araçlar var. GMX Flight deniyor bunlara. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de demo hazırlamaya çalıştım birkaç tane. Vakit olursa onlara bakacağız. Özetle kaynakları bitireceğiz şimdi. Motivasyonumuz, GMX'le tanışmamız şöyle oldu. Herkes gibi önce WebLogic'in WebLogic'te gelen yüklükleri kullandık. Open Source yüklükleri kullandık. Arkadaşımız da daha önceki sunumda anlattı bazılarını. Biz WebLogic sayısı arttıkça, bu arada WebLogic versiyonlarımız için bizim çok değişik versiyonlar da var. 8 var, 9 var, 10 var. Çok eski bir kullanıcı olduğumuz için. Hala 8'lerimiz var bir sürü. Bu sebeple yönetim çok zor oluyor. Yani bazı tool'larla yönetmeye çalışıyorsunuz. Bazı tool'lar sadece 9 ve 10'u destekliyor. Eski tool'lar 8'i destekliyor ve artık o tool'lar şu anda hayatta yok. O sebeple bizi GMX'e yöneltti. Adres GMX oldu. GMX denilen şey aslında monitoring ile ilgili bir standart, bir teknoloji. Birazdan bahsedeceğim. GMX'e tanıştıktan sonra kendi yönetim araçlarımızı yazmaya başladık. Bu yönetim araçlarımızdan bir tanesi, basit bir araç. Ne yapıyor? Aslında tek ekranda biz bütün yönetim sistemimizi basit bir şekilde görebiliyoruz. Basic operation'ları burada yapabiliyoruz. Bir program olursa da buradan direkt takip ediyoruz. Yani ihtiyaçlar aslında bizi götürdü GMX'e. İkinci bir ihtiyacımız da şey oldu. Yine 8.1'den itibaren bazı özel ihtiyaçlarımız oldu. Yine önceki sunumda bahsedildi. Threadler takılıyor. Ve problemler oluyor WebLogic'te. Biz problemin nedenini anlamaya çalışıyoruz. Ve bu WebLogic'lerdeki takılan threadler her zaman böyle basit de olmuyor çözümesi. Şöyle ki monitoring tool'larımız var mesela. Uygulamaları ve WebLogic'leri izliyorlar. HP OpenView gibi. Bu ürünlerden gün içinde alertler geliyor. Biliyor musunuz mesela? Şu uygulamanın JDBC pool'u işte maksimuma ulaştı. Siz müdahale edinceye kadar, bakıncaya kadar pool tekrar normal seviyesine döndü. Problem aslında geçici olarak gitti. Fakat bu gün içinde tekrar geliyor. Ve artık insanları rahatsız edecek bir duruma gelmeye başlıyor. Ve biz bu problemi bulup çözmek zorundayız. Ne yapıyoruz? GMX'te mesela 8.1'den itibaren biz şöyle notification ile ilgili bir bölüm var. Şey yapabiliyorsunuz. WebLogic'in içindeki en bildiğinden birazdan bahsedeceğim. Bazı yapılar var. Monitoring ile ilgili objeler bulunur. Oralara belli parametreler için, monitoring değerleri, monitoring değerleri için register oluyorsunuz. Mesela bu örnekte MS1 server'ında JDBC name adlı bir JDBC pool'da biz bir threshold belirlemişiz. Direkt belirli 25 demişiz. Bu connection pool 25, active connection 25 ulaşırsa active connection current aldı. Bizim programımız notify ediyor üç tarafında. Biz bu event'e register oluyoruz. Programımız notify olduğunda gidip herhangi bir custom script'i çalıştırıyor. Bu yazdığımız custom script de mesela 7.8.1 için dump alan bir script ve işte MS1 server için dump alıyor. Burada aldığı dump'ı da görüyoruz. 5'er saniye arayla dump almış. Daha sonra biz mesela program olduğunda bu dump'ların zamanında, o program anında ne olduğuna bakıyoruz. Değişik tool'lar kullanıyoruz biz de. Samurai popüler bir tool. Biz bir de ThreadLogic diye bir tool kullandık. O da güzel bir tool. Orada biraz böyle hani fikir falan da veriyor. Yani açıklama da veriyor. Yani bu şu problem olabilir gibilerinden böyle bir fikir de veriyor. İkisi de güzel tool'lar. Bir de monitoring tabii bizi yönetti. Monitoring arayışımız bitmeyen arayışımız. Bazı sistemlerde hiç monitör edilmiyor. O yöntem çok yaygın. Ne zaman ki insanlar kafalarını bir yerlere vuruyorlar, ondan sonra monitoring ihtiyacı doğuyor. Log dosyalarını yazıyoruz ve izliyoruz. OpenView'un logları izleyen agentları var. Hem uygulamalar hem WebLogic'lerde biz loglarda bir event, bir pattern yakalarsak ona göre alert üretiyoruz. Veri tabanında yazmak izlemek, uygulamaların bazıları gidiyorlar. Bazı özel case'leri, OpenView'da yapamadıkları, böyle monitoring tool'da yapamadıkları özel case'leri, özel durumları, kompleks durumları database'lere yazıyorlar. Orada raporlama araçlarıyla bunları izlemeye çalışıyorlar. Bazen de custom uygulamalar izliyor, değişik protokolleri kullanan. Biz ne yaptık? Arayışlarımızı yine SMT'ye götürdük, third party tool'lara götürdük. Buralarda biraz daha iyi durumdayız.
SolarWinds diye bir ürün kullanıyoruz SNMP tarafında. Başarılı bir ürün. Fakat elinde sonunda bu sonunda benim sloganım şu, her şey sonunda JMX'e dayanıyor. Bütün bu tool'lar, bahsettiğimiz tool'lar elinde sonunda hep JMX'e gelecekler. Çünkü JMX standart. Bizim izlediğimiz application server'lar, sahibi olduğumuz, yönettiğimiz application server'lar arka tarafta yönetim için bu teknolojiyi kullanıyor, JMX'i kullanıyor. Etrafında kullandığımız, birazdan bahsedeceğiz, JMX Plank diyoruz onları. Tool'lar, yönetim araçları, hepsi arka tarafta JMX ile buluşuyor. Bunların JMX ile buluşmasını da göreceğiz şimdi. JMX çok eskiden beri var. İlk başlarda ilk JDK'larda extension olarak geliyordu. Fakat JDK 1.5'ten sonra bundled default gelmeye başladı. Web3'te de, Web3 9'dan sonra artık default geliyor. JDK 1.5'le beraber, JMX geliyor. Web3 buna girişler biraz değişiyor. Oraya ilerleyen seçimlerde bölümlerde değineceğim. RESTful yerlere gidiyoruz, değişik yerlere gidiyoruz. Bence güzel yerler. Bunlara bakmak faydalı olacak. Burada bir analoji var. Ben şeye benzetiyorum JMX'i, monitoring'i. Bir arabanın göstergelerine benzetiyorum. Arabanın içinde mesela bir benzin göstergesi var, ya da hız göstergesi var. Bunlar arabanın değişik parçalarındaki durumu bize o anda, bazıları anlık, bazıları da istatistikler olarak getiriyor. Mesela araba kaç kilometre yapmış, sürekli duruyor. Ve biz burada bir kilometre sayaç duymuşsun, oraya sıfırlayabiliyoruz. Bu sayaçlardaki değerleri de sıfırlayabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. JMX ise application server'da hemen hemen aynı şey yapıyor. JMX application server'ın içindeki komponentlerin, değişik resource'ların, runtime'deki durumlarını veya istatistik olarak durumlarını veya konfigürasyon değerlerini bize gösteriyor ve bunları değiştirmemize de yapıyor. Yani iki tane başlık arasında, bir tanesi runtime, bir tanesi de configuration data. Bu JMX mimarisi, en bilinen bir kavram var. Aslında en bilinen şey Java klasörü, bildiğimiz Java klasörü. Attribute dediğimiz propertiler var, aynı Java klasörü gördüğümüz. Operasyon denilen metotları var, operation deniyor. Ve notification denilen bir mekanizma var. En bilinen kendilerini dış dünyada erişebilmemiz için en bilinen serverları sürüyorlar. En bilinen serverları, en bilinenleri yöneten konteynerler. Ve biz en bilinen serverlara da değişik protokollerle, konnektörler, adaptörler yardımıyla ulaşıyoruz. Bu işin standartı temelinde RMI protokolü var. JConsole ve JRMJ gibi, JRakit ve Sun, hatta ikisinde bile de geliyor artık JConsole. Bu protokol yardımıyla Nvim serverlara bağlı içerideki Nvim'leri yönetmemizi sağlıyor. Sağ tarafta HTML'den bahsediyor ve SNMP'den bahsediyor. SNMP monitöründe de aslında şöyle bir şey var. Webdriver'in kendisi SNMP agent ve SNMP server gibi davranabiliyor. Konfigürasyon yaptığınızda. Ama arka tarafta SNMP olarak, burada SNMP protokolü konuşsak bile aslında içerideki SNMP protokolü de yine WebDriver'in kendi bilgilerini, yine JMX'le, yine Nvim server'dan ulaşıyor. Yani sonuçta arka tarafta yine JMX var, JMX mimarisi var. HTTP ve WebDriver 12'den itibaren RESTful servisler var. Onları anlattığımızda geleceğiz. O da daha yeni bir yöntem. Bence aklımızda kalması gereken şey, üç tane önemli şey var Nvim'lerle ilgili. Attributes, Operations ve Notifications. Attributes dediğim gibi, bir Java klası gibi düşünün. Propertilere karşılık geliyor. Mesela bir admin server'ın listen portu var. Biz buna attribute diyoruz. Admin server'ın ya da manage server'ın bir tane metodu var, Operations denilen. O da shutdown mesela. Notifications denilen metodlar var. Bunlar biraz daha özel metodlar. Notification listener modeli var. Siz Nvim'lere belli case'leri filtre olarak veriyorsunuz. Ve o case'ler oluştuğunda size notification olarak dönüyor. Bu neyi sağlıyor? Siz sürekli bağlı durup, sürekli calling yapmıyorsunuz mesela. Sadece bir defa register oluyorsunuz. Register olduktan sonra size ilgili değer, ilgili şart oluştuğunu ulaşıyor. Nvim'ler dediğim gibi hem configuration hem de runtime datalarını tutuyor. Runtime'lar, memory'de duranlar ve uçucu olan bilgiler. Yani bu nedir? Heap'in o andaki durumu. Mesela JDBC pool'un o andaki durumu. Bunlar değişebilir şeyler. O andaki kullanıma göre. Fakat configuration admin denilen bilgilerdir. Aslında bizim konfigürasyon bilgilerimiz. Admin console'da herhangi bir konfigürasyon yaptığımızda bunlar domain'in altında config direktörsün veya config XML'deki değişik XML dosyalarını yazılıyor. Ve özü şöyle çalışıyor. Konfigürasyon dosyasını ilk açıldığında alıyor ve memory'de
Configuration Learning denilen emirlere yerleştiriyor. Ve biz değişik GMX planetlerden, ister Edmik konsol olsun, ister diğer araçlar olsun, bir konfigürasyon değişikliği yaptığımızda ve save ettiğimizde o tanıdık ekranımızdan aslında ilk önce Nvidia'nın içinde bu değer değiştiriliyor ve daha sonra persistent hale getiriliyor. Runtime ile Configuration Nvidia arasındaki fark bu. Bir tanesi uçucu, bir tanesi kalıcı halde. Bir tanesi sadece konfigürasyon datasını içeriyor, bir tanesi de runtime bilgisini içeriyor. Temel olarak Backlogic'te aslında sadece Backlogic'e ilgilenen 3 adet Nvidia server var. Nvidia'nın olduğu yer demiştik Nvidia serverlar için. Bir de platform Nvidia server var. Bu da aslında JDK ile geliyor. İster Sun olsun, ister JRK olsun. İkisinde de JDK'da host edilen, JDK'nın içinde olan Nvidia server'a platform Nvidia server deniyor. Ama diğerlerine de değişik değişik isimleri var. Nedir onlar? Bakalım hızlıca. Domain Runtime Nvidia Server. Bu en genel olan Nvidia Server. Admin konsolun olduğu Admin Server'da tutuyor. Biz Managed Server'larda o domainle ilgili bilgileri değiştireceksek veya hani bir şeyler göreceksek, değiştireceksek yanlış kelime oldu. Bilgileri görmek istiyorsak hepsini tek bir yerden nasıl Admin Server'a alıyoruz, Managed Server'ların durumunu görüyoruz. Aslında onu bize gösteren Domain Runtime değil. Aslında biz domainle ilgili bilgilere bakıyoruz o anda. Bu sadece Admin Server'da olur. Admin Server'da olabilir. Bir de Edit Admin Server var. Yine bir değişiklik yapacağımız zaman domainle ilgili gidip Managed Server'a tek tek bağlanıp değişiklik yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yine Edit Server'da diyoruz ki Managed Server 1'in şu değerini değiştir, şu yap diyoruz. O da Edit Admin Server. O da yine sadece Edit Server'da var. Diğer Runtime Admin Server bütün Managed Server'larda olan bir şey. Edit Server'da dahil. JVM Platform Admin Server'da Platform Admin Server. Arka tarafta ne çalışıyorsa JRapid veya SAM JVM'de olan Admin Server. Sonuç olarak bunları niye anlatıyorum? Admin Server'ların tipleri var. İçlerinde farklı farklı Admin'ler var. Biz Admin'lerle uğraşacaksak işimiz neyse o Admin Server'a bağlanıyoruz. Konfigürasyon yapacaksak konfigürasyon yapıyoruz. Runtime bilgisi alacaksak o runtime bilgisini oradan alıyoruz. Ama hangi bilginin nerede olduğunu biliyormamız lazım. Ben sadece JVM ile ilgili bir işlem yapacaksam buraya bağlanıyorum. İşte domain ile ilgili bir işlem yapacaksam bu server'a bağlanıyorum. Bağlanırken kullandığımız değişik yöntemler var demiştim. Aramayla başta gelelim. RESTful olan, HTTP ile olan da Backlogic.pj ile gelen bir yöntem. Biraz daha full'lara girdiğinizde bence bunlar daha oturacak. Ama hani bunlar temel kavramlar. Bence daha ileriki konuların daha anlaşılır olmasını sağlayacak eğer bunları bilirsek. Burada uzaktan erişimden bahsediyor. Ne demiştik? Nvidia server'lar vardı. Nvidia server'ların aslında GND isimleri var. İşte domain runtime bir, runtime Nvidia server, bir de edit Nvidia server. Ben bir Backlogic'te bu Nvidia server'a nasıl bağlayacağım? İşte RMI, IOP ile bağlayacağım. Ne yapmam lazım önce? Admin console'dan IOP'yi enable etmem gerekiyor Nvidia server'da. Bu zaten default enable geliyor. Diğeri de burasıdır.